Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu Beşiktaş'ın gündeminden bugüne yansıyanları, kamuoyuna, basına yansıyanları sizlerle paylaşacağız. Tabii edindiğimiz istihbaratlarla birleştirerek sizlere bu bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Beşiktaş'ta neler oluyor? Tabii ki Beşiktaş dün akşam beklediğimiz gibi Neftçi Bakü'yü yendi ve 2-1 kazandı maçı ve artık Dinamo Kiev'le bir playoff mücadelesine girecek. Orada da tanıdık bir isim var. Dinamo Kiev'de Lucescu var. Mircea Lucescu. Tabii Lucescu Türk futbolunu gayet iyi tanıyor. Milli takımda teknik direktörlük yaptı Beşiktaş ve Galatasaray'da. O açıdan baktığımızda önemli bir eşleşme olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yılda Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Onu özellikle söyleyelim. Hatta grupta da mücadele edip Fenerbahçe kazanmıştı. Şimdi Dinamo Kiev ile Beşiktaş karşılaşacak. Romanya'da oynanacak maç. Biliyorsunuz Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'da oynanacak ve hatta Lucescu şimdiden de o stadın yarısını da Beşiktaşlılar doldurur. Türk taraftarlar gelir gibi bir cümlede kullandı. Tabii ki gelir. Biz özellikle Türk futbol severleri Avrupa'nın her yerinde maç izliyoruz ama tabii izlerken biraz daha sakin bir şekilde izlemenin gerektiğini de vurgulamam gerekiyor. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız bizim için değerli. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının da önemli olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki hepiniz neyi merak ediyorsunuz? Şu Talişka'yla Sergio Ramos konusunda neler oluyor onu merak ediyorsunuz. Ben de o konuda topladığım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu arada birkaç tane transfer gelişmesi de var. Ondan da bahsedelim. Malum Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynitdinov artık Beşiktaş'ta Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ta şöyle 4,5 milyon euro henüz açıklanmadı. Kap açıklaması yok ama 4,5 milyon euro taksitlerle bonservis ve 1 milyon 200 bin euro maaş gibi 3 yıl mı olacak 4 yıl mı olacak ona bakacağız. Bu sezonda 5 maçı 1 golü 1 asisti var Kazak oyuncunun. Hemen söyleyelim, Kazak oyuncu mavi kartla oynamıyor. Bütün her yerde mavi kartla oynuyor. Hayır, mavi kartla değil. Türkiye Cumhuriyetler kadrosundan oynuyor. İsterse Beşiktaş mavi kartla da bir oyuncu oynatabilir. Bunun manası şu demek. Aslında kökeni Türk olan ama başka bir ülke pasaportu taşıyan mesela Yusuf Demir mavi kartla oynar. Ama Bakhtiyar Zaynitdinov neyle oynuyor? O Türkiye Cumhuriyetler kadrosundan oynuyor. Onu özellikle söyleyelim. Aradaki farkı pek ayıramıyoruz. Zaman zaman mavi kart diyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil. Onu da küçücük bir hatırlatma yapalım. Talişka ve Ramos konusunu söyleyeceğim. Beşiktaş tabii şimdi dikkatini de Pendikspor maçına çevirdi. Ondan da bahsedelim. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biliyorsunuz uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde David Okereke var. Bir teklif yaptı, kabul edilmedi David Okereke teklifi. Fakat buna karşılık Cremonese'de biliyorsunuz Nijeryalı oyuncu antrenmanlara çıkmadı. Diyor ki bırakın beni ben gideyim. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre de herhangi bir sakatlığı yok ama antrenmana çıkmıyor. Geçen sezon 38 maçta 9 gol atmıştı ve Beşiktaş ikinci bir teklif sunuyor David Okereke'ye. O da önemli bir oyuncu. Onu özellikle söyleyelim. David Okereke'yi ciddiye alınması gereken bir transfer olacaktır diye vurgulayayım. Hemen şimdi şöyle bakalım. David Okereke'nin genel profiline baktığımız zaman yaşı 25 bir kere Nijeryalı oyuncunun. Tabii tek dezavantaj onun da Afrika Kupası'na gidebilecek olması. Çünkü Nijerya milli takımında henüz çağrılmamış ama çağrılacaktır diye düşünüyoruz. Santrofor ve iki kanatta oynuyor. David Okereke bugünün gündemindeki, transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olarak karşımıza çıktığını vurgulayalım. Ve gelelim bir başka önemli noktaya, bir transfer gelişmesine daha. Nedir o transfer gelişmesi? Galatasaray'ın eski oyuncusu
hani eski yıldızı diye lanse edilmiş ama tabii genellikle o bölgelerde oynayan oyunculara pek yıldız diye bakılmıyor dünya futbolunda. Koray Günter'den bahsediyorum. Stoper biliyorsunuz Koray Günter. Tabii ki Hellas Verona ile 29 yaşındaki oyuncu için bir pazarlık olduğu haberi İtalyan transfer habercisi Nicola Schira tarafından verilmiş ki geçen sezonu Sampdoria'da devre arasında gittiği Sampdoria'da geçirdi ve kiralık oynadığı Sampdoria'da 10 maç forma giydi Koray Günter ama Hellas Verona'nın oyuncusu olduğunu söyleyelim. Daha önce de az önce vurguladığım gibi Dortmund ve Galatasaray formalarını da giymişti Koray Günter. Tabii ki Koray Günter'in şöyle bir avantajı var. Hem yerli stoper hem de önemli bir stoper, milli takım düzeyinde bir stoperden bahsediyoruz. Böyle bir oyuncuyu şimdi Beşiktaş kadrosuna katıyor. Ama bu oyuncuyu kadrosuna katması şu manaya gelmiyor. Tabii pazarlıklar devam ediyor kadrosuna katıyor derken. Şu manaya gelmiyor, Sergio Ramos'tan vazgeçti manasına gelmiyor. Şimdi oraya gelelim Sergio Ramos'la. Talişka'da neler yaşanıyor? Onları sizlerle paylaşalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer Sergio Ramos konusunda olumlu bir gelişme olmazsa Beşiktaş tekrar Nino'ya dönecek. Hatta Nino'yla ilgili görüşmelerin de sıcak tutulduğunu vurgulayalım. Fluminense'de Nino 26 yaşında ve gerçekten aslında hani Nino çok önemli bir oyuncu. 7 milyon euro net istiyor. Aslında Beşiktaş onun için 4 artı 3 gibi bir teklif sunmuştu. Ama yani Brezilya ekibi 7 milyon euroyu net olarak istediği için sıkıntı çıktı. 31 Aralık 2024'e kadar yani yaklaşık da 1,5 yıllık bir sözleşmesi var Nino'nun. Onu da söyleyelim. Eğer olmazsa Nino sıcak tutuluyor. Nino ile ilgili tekrar görüşülecek. Tabii bu noktada şunu da söyleyelim. Birçok isimle görüşmeler gerçekleşiyor. Sizler de hatta biliyorsunuz mesela Matias Vargas'tan bahsetti Şenol Güneş ama daha hala olmadı. Olma ihtimali ikinci plana düştü. Birçok oyuncuyla görüşülüyor. Bunlar içerisinde hem maddi hem de takım uyumu açısından en önemli isimler kimlerse onlar geliyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Şimdi mesela Bahtiyar Zaynettinov geldi. Hemen onun öncesinde kim geldi? Alex Oxlade-Chamberlain geldi. Yani çok sayıda isimle görüşülüyor ve sonuçta bu isimlerin geldiğini söyleyebiliriz. Biz de bu arada isimleri söylüyoruz ama şöyle düşünüyorsunuz. Ya işte çok isim gündeme getiriyorsunuz ama çünkü çok isimle görüşüyor takımlar. Bunların içerisinden bir tanesini alıyor ya da işte iki tanesini alıyor. Biz de o isimleri size mümkün olduğu kadar erken bir zamanda vermeye gayret ediyoruz diyelim ve Ramos konusuna geçelim. Ramos konusunda Beşiktaş şartları sordu. Tabii Ramos'un şartları kolay şartlar değil. Ramos 7,5 milyon euro istiyor. Tabii ki bazı basın kurumlarına yansıyan haberler var. Ben gerçek olduğuna inanmıyorum. 10 milyon euro isterim, 3 milyon euro imza isterim, 2 yıllık sözleşme isterim, 3 milyon euro menajerlik parası isterim. Yani bu paraları bulabileceği yerin Avrupa olmadığını çok net bir şekilde oyuncu biliyor zaten. Yani eğer bu paraları alabileceği yer 11 milyon euro aldığı Paris Saint-Germain onu bırakmazdı zaten. Onun dışında bakmak lazım ve Beşiktaş sordu şartlarını ne tür bir bedel ödeyebileceği konusunda da görüşmeleri yaptı. Şimdi Beşiktaş Ramos için bir bütçe arayışı içerisinde, sponsorluk arayışı içerisinde bunu söyleyelim. Onun yanında Talişka ile ilgili gelişmeler Ramos'a göre biraz daha olumlu seyrediyor. Çünkü oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını çok net biliyoruz. Gerçi Sergio Ramos'un bonservisi elinde ama burada da Talişka ayrılmaya sıcak bakıyor. Ve şu anda 10 milyon euroluk ücret aldığı ücreti 8'e indirmiş durumda. Ve şöyle bir gerçek de var. Biraz daha fedakarlık yapabilecekmiş gibi görünüyor. Sorun aslında onun ücretinde değil. Yani biraz daha fedakarlık yapması 6-7 milyon euroya gelmesi demek. Belki Beşiktaş bunu sponsorluklarla tamamlayabilir. Şimdi sorun El Nasr'dan bonservisini almakta. Bu noktada da Beşiktaş ikinci bir teklifi masaya koyabilir. Yani kiralık
sonrasında satın alma. Böylece en azından bedelin biraz daha ötelenmesi söz konusu olabilir. Şu andaki Beşiktaş'ın formülü bu noktada bu şekilde ilerliyor. Yani Beşiktaş Talişka için de Sergio Ramos için de masadan kalkmış değil. Ancak Koray Günter'i yerli seçeneği bir stoper olarak ön plana yazdı, alacak. Onun yanında eğer Sergio Ramos olmazsa, ki onun alternatifi gibi düşünüyor çünkü yabancı oyuncu, Nino ile ilgili sıcak temasını sürdürüyor. Bu arada işte ön bölgeye daha bir zenginlik katabilmek adına da David Okereke ihtimalinin devam ettiğini söyleyelim. Çünkü oyuncu artık gemileri yakmış vaziyette, ben bırakın gideyim diyor. Bu da bir oyuncu eğer bu noktaya gelmişse artık ondan sonra tutmanız gerçekten zor oluyor. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşene kadar hoşça kalın.